Aa, sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Aa. Elbiseleri sen mi karıştırdın? Yok canım, ne karıştırması? Ah ah, besle besle. Biricik kızım diye sev. Sonra elin oğlu alıp götürsün. Ne haldedir, nicedir yavrum. Ne güzel de yakışırdı. Hele şu elbisesi. Hiç çıkarmazdı üzerinde. Çok özledim onu. Çok. Çok. Seneler oldu. Hala gelmedi. Niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun be yavrum? Niye? Sana ne ettik? Gelmesin gelmesin. Sanki umurumda. O nasıl söz Ahmet? Kızım, yavrum, güzel yavrum. Ümmüm benim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hadi bana ver artık. Çocuklar. Alın size şeker vereyim. Hadi yesenize. Ben de ip atlardım. O kadar hızlı atlardım ki herkes şaşardı. Ver bak atlayayım. Ümmü. Ne yapıyorsun sen köyün ortasında? Şey ben tarif ediyordum da. Ben biliyorum ama. Öyle işte. Sizin ne işiniz var burada? Hadi evinize. Kabalarıyla kös olduğumu bilmiyor musun? Ben sana demedim mi kös olduklarımla konuşmayacaksın diye? İyi ama Reşit'im daha çocuk o. Olsun. Onlardan kimseyle konuşmayacağını, öküzlerine bile ho demeyeceğini söylememiş miydim? Aa, iyi ama Reşit'im bütün komşularımızla küsüz. Ben kiminle konuşacağım? Bir de cevap mı veriyorsun? Ne yapıyorsun be? Sana kazak ördüm. Ne güzel yakıştı bak. Ben bunu giymem. Ama ben ördüm. Bana bak. Baktım Reşit'im. Biz evleneli ne kadar oldu? Bilmem. Seninle olunca zamanı unutuveriyorum. Ama epey oldu. Biliyorsun seni gördüm, sevdim, istedim. Babam vermek istemedi ama zorla aldım. Ben de vardım. Bak Ümmü. Senelerdir evliyiz. Ama hala öğrenemedin konuşmasını. Çok sapsın, patavatsızsın. Konuşmaya gelince ne dediğini bilmiyorsun. Helalemin yanında mahcup ediyorsun beni. Vazgeç artık bundan. Tamam. Bundan sonra hiç konuşmam. Dikerim ağzımı. Hı-hı. Hiç konuşmam. Çok kız varmak istedi bana. Ama ben seni aldım. İtibar mı lekeleme? Konu komşuya güldürme beni. Hı-hı. Bak Ümmü. Yarın akşam ilçeye gideceğiz. Orman müdürü eski bir arkadaşım. Bizi misafirliğe davet etti. Sahi mi? Misafirliğe mi gideceğiz? Hem de müdür evine, ilçeye. Gidelim Reşit'im, gidelim, 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 gidelim. Tamam, tamam. Bana bak. Müdürün evinde lafına sözüne dikkat edeceksin. Tamam, ederim. Ben izin vermeyince konuşmayacaksın. Konuşmam Reşit'im. Sus, bir köşede otur. Soru sorarlarsa evet ya da hayır diye cevap ver, tamam mı? Sadece evet ya da hayır. Tamam Reşit, evet ya da hayır.
Gel Reşit, gel. Çekinmeyin. İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar. Yalnız şu müdürüm lafını kaldır. Siz benim misafirimsiniz. Hadi geçin içeri. Eskiden neydi be Reşit? Ortaokulda ne güzel günlerimiz geçti. Ya. Sen de kazansaydın devlet parasız yatılıyı. Şimdi sen de müdür olacaktın. Okumak kolay değil ki. Bu zamanda herkes okuyamıyor. Yenge sen nasılsın? Niye konuşmaktan çekiniyorsunuz? Ben konuşamam. Nasıl konuşamazsın? Çok batavatsızmışım da. Kusura bakma Reşit, ağzımdan kaçtı. Bana kızmadın değil mi Reşit'im? Kızmadın değil mi? Müdür soru sorunca cevap vermemek olmaz. Ben de... Reşit'im, Reşit'im. Kızmadın değil mi bana Reşit'im? Yok, kızmadım. Sahi mi? Reşit'im benim. Kızmadın bana, kızmadın, kızmadın. Çok yorgunum, hemen uyuyacağım. Reşit, hadi gel gayrı, sofra hazır. Tarhana çorbası yaptım sana, sıcacık iç. Babanın evinde ne zamandır gitmiyorsun? Düğünden beri gitmiyorum. Özlemedin mi onları? Özlemez miyim? Babamı o kadar değil de anamı çok özledim. İstersen göndereyim seni, bir değişiklik olur. Tek başıma mı? Hı hı. Olmaz, ben sensiz bir yere gitmem. Benim işlerim var. Sen git gel istersen. Ama köyümüz çok uzakta. Nasıl giderim ben oraya kadın başıma? Kasabadan minibüse bindiririm seni, gidersin. Sen de gelseydin. İşlerimi bitirince gelirim belki. Ha, ne diyorsun? Peki. Sen bilirsin. Annene babana benden selam söyle. Hadi bakalım. Kendine dikkat et, tamam mı? Hadi. Erol, baksana bana. Buyur dayı. Bak sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Sen halledersin. Çok özledim seni yavrum benim.
Ahmet, Ahmet koş. Koş, kızımız geldi. Gel yavrum. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Hadi, hadi içeri. Hadi gel. Ay yavrum. Buyur. Anam. Evimiz hiç değişmemiş anam. Yemeğimizi burada yerdik. Ne kadar özlemişim. Her yer aynı. Odam. Odam. Odanda da her şey aynı yavrum. Bunlar da burada. Geçen gün odaktan çıkardıydım. Sizi çok özledim anam. Biz de seni çok özledik yavrum. Canım. Babam da hiç değişmemiş. Yine bana kırgın değil mi? Hiç affetmiyor. O nasıl konuşma kızım? Babanın huyunu bilmiyor musun sanki? Sever ama sevdiğini belli etmez. Sen evlendikten sonra öyle üzüldü, öyle üzüldü ki... birkaç gün yemek bile yemedi doğru dürüst. Yok anne. Reşit'le evlendiğim için hala bana kızıyor. Elin yabanına vardığın için üzülüyor. Başka bir şey için değil yavrum. Bir gün olsun beni kucağına alıp sevmedi, öpmedi. Bir kere olsun güldüğünü görmedim. Hep böyle asık surat. Ne ettim ben ona anne? Ne ettim? Canım benim, nasıl özlemişim seni, güzel yavrum. Dur, yavaş sür kızım, yavaş sür. Ay, aynı eski günlerde durduruz. Dur, yavaş ol biraz, dur. Canım yavrum, yavaş çocuğum, yavaş. Özledin mi yavrum buraları? Çok özlemişim anne. İşte benim ağacım. Öyle. Günah değil mi? Yapma, bırak. Yapma. Ne oldu kızım? Parmak dağlarını aşan askerlerimiz Lefkoşa'ya doğru hızla ilerliyor. Senelerdir zulüm gören Kıbrıs'taki Türklere yardım maksadıyla Kıbrıs'a çıkartma yapan şanlı ordumuz gittiği her yerde büyük bir coşku. Helal olsun. Ajanslardan alınan haberlere göre düşman askerlerinin ordumuz tarafından bozguna uğratıldığı. Aslanlarım be, helal olsun onlara, helal olsun. Bizim oğlan da Kıbrıs'ta. Hiç haber alamadım. Amca, senin oğlan takviye kuvvet olarak gitti. Onlar ileride katılacaklar. Şu anda bekletiliyorlar. Öyle mi? Ben oğlumu bugünler için yetiştirdim. Helal olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Vermesin. Hadi eyvallah. Güle güle. Güle güle. Güle güle.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, hoş geldin Ahmet abi. Selamun aleyküm. Ne istiyorsun Ahmet abi? Pirinç, şeker, epey bir şey alacağım işte. Kızın geldiği için mi alıyorsun bu kadar şeyi? Yahu sen işine baksana üstü. Sana ne? Sadece sorduk be abi. Şeker. Pirinç. Başka ne vardı? Sen geldin, evimiz neşelini verdin. Kocanla aran nasıl kızım? İyi anne, İyi geçinip gidiyoruz. O niye gelmedi? Gelseydi keşke. İşleri var. Hem biliyorsun babam onu sevmiyor anne. Kızım o eskidendi. Artık evladımız oldu. Sevilmez mi? Anne, babamın beni ona vermemek için yaptıklarını biliyorsun. Her türlü aksile çıkardı karşımıza. Seni çok sevdiğinden kızım. Aman anne, sen de hep onu savunuyorsun. O kimseyi sevmedi, sevmeyecek. Baban hakkında nasıl böyle şeyler düşünürsün? Ettiklerini unutamıyorum. Ne yaptıysa seni sevdiği için yaptı. Senle de hiç konuşulmuyor anne. Senelerdir buraya gelmiyorum. İnsan bu kadar zamandır görmediği kızına gülmez mi, sarılmaz mı? Kin gidiyor, o kin. Sen olmasan var ya, şu eve adımımı atmazdım. Selamünaleyküm, hoş geldin. Hoş bulduk amca. Bunu Reşit Hem yolladı sana. Gel, bize gidelim. Misafirimiz olursun. Yok amca, sağ ol. Acelem var, hemen gideceğim. Sen bilirsin, güle güle. Hadi görüşürüz. De, de, de. Bak kahve yaptım, hadi içelim. Allah razı olsun hanım, sağ ol. Bir şey mi oldu Ahmet? Yok, yok bir şey. Eve geldi geleli bir değişiksin de. Yok bir şey dedim ya. Kız babam bana niye alaka göstermiyor diyor. Ya bir çift laf etsen, gönlünü alsan. Seni hala kin tutuyor biliyor. Ona evlenme dedim o adamla. Ama beni dinlemedi ki. Dinlemedi, dinlemedi, dinlemedi. Senin dilinin altında bir şeyler saklı. Yok bir şey, yok, yok, yok. O zaman ne oluyor sana? Dinlemedi beni. Baba lafı dinlemedi.
Aman Ahmet. Ay bu kadar da olur mu canım? Kızın dediği kadar varsın vallahi. Evleneli kaç sene geçmiş. Hala affetmedin. Hala kin gidiyorsun. O senin kızın. Bir gram sevgin yok mu Allah aşkına? Yok mu söyle. Kızın o senin. Kızın. Kızım. Ha? Baba. 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 Senin çocuktan haber var mı? Kasasını dediğin fiyattan alıyorum. Kiraz olan getirsin. Ver bize 4 tane çay. Amin. Sağ olasın. Sen şeyi ne yaptın ya? Yengenin bir rahatsızlığı var. Sattın afiyet kirazları. Olsun ha. Bize sattın. Çay söylemiyorsun değil mi? Söylüyorsun hadi. Ünlüm, ne olursun gitme. Kal biraz daha yavrum. Ne olur gitme. Ne olur sanki birazcık daha kalsan. Ünlüm, gitme yavrum. Ne olur gitme. Biraz daha kal. Daha gireli kaç gün oldu? Anne 10 günü geçti. Evime gitmeliyim gayri. Kocam beni bekler. Ben evli barklı kadın oldum. Doğru söylüyorsun kızım. Bakma sen ananın dediğine. Bir daha ne zaman görürüm seni? Hadi. Ver elini öpeyim baba. Ben gidiyorum. Gidemezsin. Ama baba. Gidemezsin dedim. Sen delirdin mi Ahmet? Bırak kızı gitsin. Hayır, gitmeyecek. Ümmü, Ümmü neyin var kızım? Ümmü neyin var? Ümmü. Gitmeyecek. Kocan İstanbul'daymış. Köyünüzden biri geldi kahveye. Para da göndermiş. Al. Niye gitmiş İstanbul'a? İşi varmış galiba. Beni merak etmesin demiş. Babasının evinde bir zaman daha kalsın. İstanbul'dan dönüşte ben gelir alırım demiş. Kızım, vardır bunda da bir hayır.
Aman Ahmet, sen de nasıl öyle haber veriyorsun? Çocuğa güzelce söylesene, telaşlandırıyorsun. Tesübhanallah. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun aman? Gördü güzelleri beni unuttun aman. Sılaya dönmeye yemin mi ettin aman? Gördü güzelleri. Reşit'im, ta İstanbul'larda ne işin var? Ne yaparım ben onca zaman sensiz? Niye haber vermedin bana daha evvel? Yalan söylüyor. Yalan. Kim yalan söylüyor? Baba. Seni aldatıyor. Kocan İstanbul'a filan gitmedi. Sen nereden biliyorsun? Hem sen kimsin? Niye etrafımda dolanıyorsun? Sen bu. Hadi kızım, gel bir lokma bir şey ye. Kaç gündür yemek yemedin? Kızım, gelip alacakmış işte. Niye böyle yapıyorsun? Demek ki İstanbul'da önemli bir işi var. İstanbul'da başına bir şey gelmesin. Koca şehir İstanbul. Ne gelecek kızım? Tenekecilerin Zeynep'in nişanlısı gitmişti de geri dönmemişti hani. Cenazesini bile getirememişlerdi. Oraya gömmüşlerdi. Reşit'in başına bir şey gelirse ben ne yaparım anam? Aklına neler de geliyor. Aman şeytan kulağına kurşun. Aman aman. Ferah tut gönlünü kızım. Ferah tut. Bilmiyorum anne. İçimde öyle bir sıkıntı var ki bazen çatlayacak gibi oluyorum. 6 ay dediğin nedir ki? Gelir geçer. Adresini filan öğrensek de bir mektup yazsak ana. Yazarız kızım, yazarız. Merak etme sen, yazarız. Ahmet, bizden bir şey gizliyorsun sen. Ha? Ne gizleyeyim canım? Bir şey yok. Damadın başına bir şey mi geldi yoksa? Yok. O zaman niye durgunsun? Kız aklını oynatacak. Reşit, Reşit diye sayıklayıp duruyor. Reşit, ben ne ederim sensiz? Bismillahirrahmanirrahim. Kuleyüzü bir Rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikin iza ve kap. Ve min şerri nefasati filukat. Ve min şerri hasidin iza haset. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eyyüzü bir Rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvasilan nas. Ellezi yüvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti vanhas. Uyuyamadın mı kızım? Gözüm uyku tutmadı. Ümmüm, hatırlar mısın? Çocukken bu sureyi çok severdin. Ezbere okurdun. Hala unutmadım anne, manasını bile biliyorum. Geceleri yatarken hep onu okurdum. Allah'ım, şeytanın ve insanların şerrinden, vesvesesinden sana sığınırım. Yine okuyor musun? Aklıma gelince.
aklına gelsin. Ah şeytan hep fırsat kollar. Bir zayıf tarafını görürse aman kızım aman. Hopladım indim bağa, başım değdi yaprağa. Nazlı yarı görmeyince girmem kara toprağa. Çaya girdim çayladım, çaydan balık avladım. Yarim gurbete gitti, oturdum da ağladım. Kaşların kömürden mi, geçen gün ömürden mi? Yoluna yarim bir mektup, canların demirden mi? Mendilimi düreyim, aç yüzünü göreyim. Eğilsin yüce dağlar, ben sılamı göreyim. Sen de bir mani söylesene ömmü. Siz söyleyin kızlar. Bana yakışır mı hiç? Ben evli barklı kadın oldum. Doğru ya. Geçen de kasabaya inmiştim. Reşit enişteyi gördüm. Ne dedin kızı? Reşit eniştemi gördüm abla. Dükkanın iplik alıyordum. Baktım bir kenarda oturuyordu. Onun olduğuna emin misin? Elbette. Konuştum bile abla. İstanbul'dan ne zaman gelmiş? Ben de öyle duymuştum. Ben hiç İstanbul'a gitmedim. Köydeydim her zaman dedi. Esra mı diyorsun? Esra mı? Yalanım varsa şuradan şuraya gidemeyim abla. O zaman ya babam? Babamın dedikleri kandırdı beni. Baba! Kızım ne oldu? Ne oldu buna? Ne bileyim ben. Kızım mı? Hani İstanbul'a gitmişti. Geçerken beni alacaktı. Niye yalan söyledin baba, niye? Baba, neden benim mutluluğumu istemiyorsun? Yuvamı yıkma ne olur. Ben kocamı seviyorum. O benim kocam. Yalvarırım. Ben sana ne yaptım baba? Niye bana bu kötülüğü yapıyorsun? Şimdiye kadar hep sustum. Çocukluğumdan beri ama artık...
söyle. Niye susuyorsun, niye? Baba! Yeter! Yeter! Kızım. Kahretsin. Kızım, bir yanlışlık olmasın. Yeter anne, yeter. Her şeyin başı sensin. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Hepsinin yüzünden. Kızım, ne yaptım ben? Hep onun yanında oldun, korudun onu. Yok kızım, yok. Böyle gidemezsin. Çekil anne önümden, çekil. Ben yalan söylenen yerde duramam. Öz kızına yalan söyleyen babaya baba demem ben. Sizin gibi anne babam yok benim. Etme kızım. Biraz sakin ol. Konuşalım babanla. Bir bildiği vardır. Anne, yine onu tutuyorsun. Melek gibi görüyorsun onu. Şeytan o, şeytan. Ağzından çıkanı kulağın duysun kız. O nasıl konuşma öyle? Anne, çekil yolumdan. Yuvamı yıktırmam size. Kocama yanına gidiyorum ben. Bir daha bu eve adımımı atmayacağım. Benim artık ne anam var ne babam. Çekil. Ah. Gidemezsin. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Göndermem seni. Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Gidemezsin. Bırakmam seni. Hatice, kimseye bir şey söyleme. Ben kendimi bıçakladım. Kızımın bir suçu yok. Öyle de jandarmaya. Tamam, anladın Ahmet. Mı? Ben kendimi bıçakladım. Geliyorum.
Geldim. Geldim Reşit'im. Aa, Ümmü değil mi bu? Niye gelmiş acaba? Utanmıyor da. Tüh. Tüh. Geldim. İşte geldim. Kimi aradınız? Siz. Siz kimsiniz? Ben bu evin hanımıyım. Yoksa Reşit'im öldü mü? Öldü de bana söylemediler mi? Ne mırıldanıyorsunuz? Siz kimsiniz? Reşit! Bu kadın kim Reşit? Evimizde ne işi var? Ne diyor bu Reşit? Baban söylemedi mi sana? Neyi? Ben ona kağıt gönderdim. Ne kağıdı? Biz boşandık Ümmü. O da benim karım Hanife. Sen ne diyorsun Reşit? Ne diyorsun sen? Ahbabım vardı kasabadan. Hemen hallettik boşanma davasını. Benim şimdi resmi karım Hanife. Seninle fazla yaşayamazdım. Şimdi sana boşanalım deseydim razı olmazdın. Yaygarayı basardın. Onun için böyle oldu. Baban söylemedi mi sana? Peki niye söylemedi? Bir yere gitmeyeceksin. Gidemezsin. Bırakmam seni. Baba. Babacığım. Baba. Babam nerede? Ahmet İnce. İleride, üçüncü odada. Yavrum, canım, canım, canım. Baban iyileşti, merak etme yavrum, yavrum. Yavrum, canım kızım. Bak kızım, bak baban iyileşti. İstemedim kızım. Senin ne kadar saf, temiz, hassas ruhun olduğunu biliyorum. Kırılmanı hiç istemedim. Sen benim biricik kızımsın. Yavrum. Baba. Baba. Beni affet. Affet. Kızım. Allah'ım yavrum, sana şükürler olsun. Bir tanem benim. Ağrın sizin var mı baba? Yok kızım yok. Gayet iyiyim. Evimize geldik Ahmet'im. Özlemişim. Bir soluklanayım. Anne. Şu kadın kim? Hep karşıma çıkıyor. Hangi kadın kızım? Ambarın önünde bize bakıyor. Orada kimse yok ki kızım.
Minel Cinneti Vanhas. Uyuyamadın mı kızım? Gözüm uyku tutmadı. Ümmüm, hatırlar mısın? Çocukken bu sureyi çok severdim. Ezbere okurdum. Hala unutmadım anne, manasını bilebiliyorum. Geceleri yatarken hep onu okurdum. Allah'ım, şeytanın ve insanların şerrinden, vesvesesinden sana sığınırım. Yine okuyor musun? Aklıma gelince. Aklına gelsin. Ah, şeytan hep fırsat kollar. Bir zayıf tarafını görürse. Aman kızım, aman. Galiba kim olduğunu anladım. Allah'ım, beni şeytanın şerrinden koru.